Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 9:15 geçiyor. Hemen hemen ben daha yeni kalktım. Bir 10 dakika falan oldu. Hemen bir krep çırptım. Bayağıdır bir krep yapmıyordum. Şimdi bu burada olsun. Burada yumurta haşlanıyor. Eşime çok koyayım. Çayımı da demledim. O da birazdan demini alır. Kahvaltılıkları falan da çıkarttım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet, krepler hazır. Kahvaltıyı da hazırladım. Şöyle. Bir de şöyle buzlu su yaptım. Bugün en sıcak gün olacakmış. Soğuk suyum var dolapta da. Dedim hiç onu ellemeyelim. Sürahiye yapayım buzlu su. Çayımız çökmüş. Hadi bakalım, bizlere afiyet olsun. Hava yanıyor arkadaşlar. Saatlerimiz 1:20 geçiyor. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki dükkandaydım, çıktım. Tam kapıyı açtım, yüzüme soba gibi çarptı vallahi bu sıcak. Ne işim var dışarıda deyin, markete gidiyorum. Soğuk içecek bir şeyler alacağım. Vallahi içimiz yandı. Dedim gideyim. Dün de hiç markete çıkmadım. Dün hatta size de video çekmemiştim. Canlarım bu sıcakta insanın eli kolu da kalkmıyor gerçekten. Sizler de benim gibisinizdir büyük bir ihtimalle. Hiç böyle bir şey yapası gelmiyor insanın. Şimdi Hakmar'a geldim de. Şöyle hem dün aktüel günüydü. Hatta yok, bugün aktüel gün değil de dün aktüel günüydü, gelmedim. Şöyle bir bakalım aktüellerinde neler var. Sizle beraber. Ben de şey yaparım, içeceklerimizi alıp çıkarım. Esinti var ama sıcak estiği için bir işe yaramıyor. Bakalım. Burası da iyi buz gibi. Ne alacağım? İçecek alacağım. Burada genelde şu kısımda indirimli ürünler oluyor. Mesela 25'li kahve 75 lira. Şu Nescafe'nin serisini alırdım ama bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Şeyleri, krema kıvamları çok yüksek oranda, sanki öyle geliyor bana. Kuşburnu marmelatı ne kadarmış? 49,5. Alıç marmelatı. Allah'ım ne sıcak. Buranın içi soğuk da. Şöyle bir içeceklere bakalım. Bir tane şöyle meyveli yoğurt aldım. İçecekleri dolaptan alırım zaten. Şöyle küpeler gelmiş de, çelik mi imitasyonu bilmiyorum. 39,95 lira. Bu da öyle. Güzelmiş ama. Halka küpeler. Şöyle dekoratif ağaçlar gelmiş. Bunlar ne kadarmış? Şurada yazıyor 34 TL. Şöyle Cem'in sahanları gelmiş. Emaye kızartma tenceresi. Daha sonra şöyle motivasyon şişeleri var ya, şunlar. Bunlardan gelmiş. Biraz karışmış buralar tabii.
Şöyle çift taraflı krep tavası gelmiş. Döküm. Arkası ızgaralı oluyor ya. O bayağı ağırmış ha. Şöyle bunlardan. Daha sonra şöyle o benim Bayık 2'den aldığım pantolonların bir tık daha kalın kumaşlısı gelmiş. Bunlar ne kadarmış ki? Yazmıyor. Şöyle sunum tepsisi gelmiş. Bu da güzelmiş. Ne kadar fiyatı? 249 lira. Havuç pantolon 179 lira şu. Şu saklama kapları gelmiş 79.90'a. Daha sonra kan yarık tenceresi gelmiş. 24 santim şöyle. 300 lira. İyiymiş aslında. Hem de Cem'in ürünleri güzel oluyor biliyorsunuz. Bambu'nun kahve fincan takımı gelmiş. 400 liraya. Burada bardak çeşitleri var. Ondan sonra başka neler var? Bunlar zaten geçen hafta da vardı bu ürünler. Dondurma kabı 30 TL şöyle. Başka. Şu küçük rendelerden gelmiş. Kurabiye kalıpları var. Bu tarifler hep zaten burada da. Tişörtler gelmiş. Oversize. Plastik kaplar gelmiş. Burada toka çeşitleri var. Envai çeşit toka var buralarda. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz şu an 8'e 20 var. Şimdi kızarmış domateslerim var. Onları bir göstereyim size. Bakın. İnsan koparmaya kıyamıyor. Şurada da var. Öyle bu sene domatesler çok aman aman verimli olmadı. Tamam çıktılar ama öyle büyümediler yani. Çok anlamadım. Sizden de yazanlar olmuş. Benim domateslerin yaprakları da kurudu falan diye. Bu sene böyle bir garip oldu. Daha çıkacaklar falan da var ama. Her neyse gelelim biberlere. Bakın biberlerin küçük küçük fideleri de artık biber vermeye başladı. En büyük fidemiz zaten biberlerini büyütmeye başladı. Şöyle göstereyim. Başka şurada da var. Ya genel olarak hepsinde hemen hemen başladılar çıkmaya. Çoğunda diyeyim yani. Şunu da görüyorum şu an. Ay sabah çok incelemiştim. Ben her sabah bunları inceleyip öyle kahvaltı falan hazırlamaya gidiyorum. İncelemiştim gayet güzel görmüştüm de şu an göremedim. Bakın sararıyor böyle. En son ben bunları bağladım biliyorsunuz. Yerlere yatıyordu resmen. O yüzden bağlamıştım. İyi oldu ama ne? Ha, şuradan geliyor. Gene de sararıyor işte. Bakın onda domatesi var halbuki ama yaprakları sarı. Şimdi ortak bir kararla akşam kahvaltısı yapmaya karar verdik. Canımız yemek yemek istemedi. Şunları sarı yapraklar kopardım ya. Şey yapacağım. Çay suyunu koydum. Yumurta kıracağım. Böyle sağında yağda yumurta yapacağım. Benim tabirimce o çarpışan yumurta yapacağım. Daha sonra da az bir şey patates kızartacağım. Az bir şey dondurulmuş patatesim var. Onu kızartırım. Kahvaltıları çıkartırım. O kadar. Annem sen ne güzel kızarmışsın. Maşallah subhanallah. Şurada bakın. Gelelim şimdi de mutfağa. Sabah o kadar çok sıcaktı ki. Mutfak, hava, her yer yani. Sabah kahvaltıyı topladım. İnanın bardaklarını bile yıkamadan öyle attım kendimi mutfaktan. Hemen çay suyunu koydum. Şöyle üstünü falan da ayarlayayım. Ekmek aldık bakkaldan. Yine öyle saati gibi değil. Biraz böyle esinti çıkmış Allah'tan. Birazcık esiyor yani. Evde öyle, dışarısı da öyle. Sabah ve öğle saati yani bildiğin soba şey yapıyordum. İnsan suratını soba soba püskürüyordu. Şunları bir yerleştireyim. Daha sonra çayımızın altı kaynasın. Onu da hemencik demleyelim.
Patateslerimi koydum. Şöyle tereyağı eritiyorum. Yumurta kıracağım. Çayımı demledim ama altı daha kaynamadı. Patatesler kızarmak üzere. 3 tane yumurta kıracağım. Birer tane yani. Bak yanıyor ama yanıyor gerçekten. Alev alıyor. Şu an 3 ocakta açık ya. Allah'ım yanıyor ortalık. Patatesler hazır. Bunu şöyle koyalım. Yumurtayı da şöyle koyarım. Oturayım mı? Evet, biz oturduk arkadaşlar. Şöyle çayımı da koydum. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun.